Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat Salı günü akşam 10.30 sularındayken kaldığımız yerden kısa vadeli analizlere devam edeceğiz ve bugünkü piyasa analizini yapacağız. Dolar, altın, gümüş, borsa, bitcoin ve gram altın, gram gümüşe bakacağız. Evet, altın tarafından başlayalım. Dünkü özette 10 altında toparlanma var demiştik, 1.795 üzeri kapanış, ilk olumlu durumu gösteriyor demiştik. Ancak 1.800'ler altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek dirençleri verdikten sonra da bu hafta içerisinde 1808 ve 1805 aralığındaki bölgenin test edilmesini ben bekliyorum demiştim. Gram altında da 783 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Burada 762-765 seviyesi güçlü destek. Dolar TL'de 13.30 kırılmadıkça burası sağlam kalacaktır demiştik. Peki şimdi öncelikle 10 altın grafiğine geldiğimizde Bugün için arkadaşlar daha söylediğimiz noktadan bir gün sonra 1808 seviyesi bugün test edildi ve şu an o noktadan bir satış geldi. Şu an 1800'lerde geziniyoruz. Yani burada hedefimiz geldi arkadaşlar daha üst noktalarda 1818'ler 16'lar bulunuyor. Böyle bir potansiyel var ancak e, ben burada 1800'lerin üzerindeki e, yani güçlü bir kapanış gerekiyor. Kaldı ki eğer böyle kapatı kapatırsak ben bugün yükseliş trendine giremeyeceğimizi düşünüyorum. E, yarından sonra bakmak gerekiyor. 5 saatlik grafiğe de baktığımızda bir miktar aşağı doğru e, gelebileceğimizi gösteren bir durum var. Yani 1795'te test edebiliriz. Bu da bizim aslında yükseliş trendimizi engelleyecektir. Ama e, yarınki durumda yine 1795'lerde tutunursak bu sefer e, 1808'in de üstünü hedefleyebiliriz. 1812'ler veya 1816'lar bizim için hedef olabilir. E, burada baktığımızda 1818'de bir fibo seviyesi var. Hatta şöyle gösterelim. Evet. Şimdi fibo seviyesini koyunca gördüğünüz gibi tam 1808 seviyesine dokundu geri geldi ve 1797-98 civarında tutunduğu sürece Tekrardan yukarı denecektir ama e, şu an için bu yukarı doğru gidecek gücü görmüyorum Dolayısıyla e, bugünü Nasıl kapatacak bilmiyorum ama böyle kapatırsa Çok güçlü olmayacağını en azından risk almak istemeyenler için yarınki duruma bakmak gerekiyor diye düşünüyorum Yine alttan desteğimizi de atarsak Bizim için e, yarın 1805'ten üzerine atmamız olumlu olacaktır. E, yine burada önemli noktayı tabii ki soracaksınız arkadaşlar. 1800'ler yarın için kritik nokta. O seviyenin üzerindeki kapanışlar bizi yükseliş trendine Sokabilir bu şekilde takip edeceğiz. 10 e, altın sinyal tablomuzda en son 1843'ten yazmıştık. E, şimdilik e, bırakıyoruz arkadaşlar bu bu gece. İyi bir kapanış gelirse bugün de gelebilir yukarı doğru trend ama e, kapanışa bakmamız gerekiyor. 1802-1803'ler civarı yine bizi kurtarabilir ama şu an için ben e, net bir trendin başlamadığını en azından e, Güçlü bir trend yok. Şöyle yapılabilir. Tabii ki e, tavsiye değil. 1800'lerden veya daha altından alan arkadaşlar 1800'leri stop yapar. O seviyenin altına e, gelirse e, satar. Yani yukarı doğru trend olmayacağını kabul eder. 1800'lerin üzerinde kaldıkça da yukarı doğru hedefler 1808 ve 1818'lere doğru bir hareket beklenebilir. Peki gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafına geçtiğimizde 774'lerdeyiz şu an. Ve e, buradaki alttan gelen kırmızı trend bizim için önemliydi 766'larda geçiyordu. Bugün de yine 769'lardan geçerek arkadaşlar bugünkü en düşük seviye 768'leri görmüşüz. E, buralarda tutunuyoruz. Yukarı doğru bir deneme oldu dolar TL sebebiyle 782'lere gittik ama e, dün de e, 783 demiştik bakın 783'lere gelemeden 782.16 çok önemli değil söylediğimiz o kritik noktadan geri dönmüş vaziyette. Dolayısıyla burada da bir e, yükseliş trendinden <laughs> bahsedemeyiz. Halen düşüş trendindeyiz. Bir miktar toparlanma olsa da e, bu hareketin ben şu an yükseliş trendine dönmediğini söyleyebilirim. Ve yarın içinde arkadaşlar burada bizim için 700 e, arkadaşlar 776 seviyesi önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış olursa yarın yükseliş trendine başlama ihtimalimiz var. İndikatörler ons altında olduğu gibi bir toparlanmaya gösteriyor ama bir ufak hareket tekrar aşağı mı gelecek RSI tarafında? Onu da takip ediyorum ben. O yüzden önce 790 sonrasında tekrar aşağı gelme durumu konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Ama şu an ben 776 altında kaldıkça gram altın sinyal tablosunda verdiğimiz şekilde 797'den vermiştik. En son sinyali nereye geldik 766'lara. Dolayısıyla ben 776'ların altında kaldıkça tekrardan yukarı doğru bir Trend beklemem, dolayısıyla e, bu şekilde e, trendi değerlendiriyorum. Gram altın tarafındaki bir toparlanma olacak gibi gözüküyor ama e, şu an için, bugün için net bir durum yok. Onu söylemek istiyorum. Evet, şimdi özetimizi yapalım. Ons altında 1800 ler de yarın tutunursak yükseliş. Trendi başlayabilir. Bugün e, kararsız, yani şöyle diyelim. Çok zayıf bir yukarı trend oluşumu var. Yükseliş trendi şüpheli. Yarın 1800'leri takip edeceğim. Peki destek 1795 hatta 97'yi de yazabiliriz. 1790-1780 ee, Burada 1795 önemli arkadaşlar. Bu seviyeye yıldız atıyorum. Yarın 1795'lere gelip tekrar onun üzerinde kalmayı başarırsa yine de ümitler var diyebiliriz. Direnç seviyesinde ise 1800 seviyesini yazalım. 1805-1808-1818 Gram altında 776 altında bu yarın için düşüş trendi devam eder e, 765'ler sağlam destek diyebiliriz hatta 768'ler destek 770 765 e, 768 765 762. Krenci ise 776, 780, 783, 786 seviyelerini yazabiliriz. Peki özetimizi altın tarafında tamamladık. Şimdi gümüşe geçelim. Gümüş tarafına geçtik arkadaşlar. Gümüş tarafına geçtiğimizde yine bugün e, özeti okuyalım önce, atlamış olmayalım. Evet ons gümüşte düşüş trendi 22.6 dolar altında kaldıkça devam eder. Gram gümüşte de 9.90 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Sanki 2 gün daha düşüş trendi devam edecekmiş gibi geliyor bana demiştim gram gümüş tarafında. 9.55 burada sağlam desteklerden bir tanesi deyip destek dirençleri vermiştik. Şimdi ons gümüşe geldiğimizde arkadaşlar bugün için 22.6 bizim için önemliydi. Ee, ve bu seviyenin üzerine çıksak da tekrardan yine 22.6'nın altına geldik 22.58'lerdeyiz. Dolayısıyla burada ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Artık yarın burada bir e, kritik noktamız e, yarın belli olacak. E, yani burada yarın oldukça önemli demek istiyorum. Bakın şuradaki trend desteğini atarsak. E, trendin altına sakmaya e, çalışsak da üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Artık bu durum yarın netleşecek. 22.5'ların altında bir kapanış olursa burada 21.9 hatta 21.5'lara doğru giden bir hareket de gözlenebilir. Ama şu an indikatörlere baktığında sanki yukarı doğru yine gitmeye çalışacak bir e, ons gümüş görüyorum. Sadece 5 saatlik vadeye bakmam lazım. 5 saatlik vadede... Bizim da yine önemini gösteriyor. Y yine arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. 22.6'ların üzerinde e yarın kalabilirsek e ons gümüşte yükseliş trendi başlayabilir. Bir de şöyle bir durum var. E ons altın gümüşü takip ediyordu biliyorsunuz. Bir gün öncesinden e gümüş geliyordu. Ons altın e gümüş bu haldeyken de yukarı gidemiyorsa demek ki altın tarafında e biraz daha gümüşü beklemek gerekiyor. Yani e burada... 22.6, 16 için de önemli olacaktır diye söyleyebilirim. Ons gümüşe de geçelim. Sinyal tablosuna baktıktan sonra 24 dolardan beri düşüş trendi devam ediyor. Gram gümüşe geçtik. Evet, gram gümüşte bugün en düşük arkadaşlar burada 959'lar ve dün de söylediğimiz 955'ler bizim için sağlam bir destekti. O destek şimdilik çalışmış gözüküyor. Burada 9.70'lerin üzerinde kalmamız olumlu ancak ben yükseliş trendinin başlamadığını düşünüyorum. Bu noktada 9.75'lerin üzerine yarın çıkabilirsek yükseliş trendi başlayabilir. Burada 3 tane çizgi çekmiştik. Burada en alt nokta 9.55'ler civarında daha doğrusu hatta burada 9.56'lar civarında bir bölgemiz var. Orada da tutunduk. Bir üst nokta 9.70'lerin üzerinde çıkmaya çalışıyoruz. Bu da güzel. Demek ki bir üst kademeye yani 9.80'lere doğru bir hareket olabilir diye gösteriyor bize. Kaldı ki bugün 9.90'lara kadar çıktık ama... Dolar TL'deki hareketten kaynaklanıyordu. Bu Dolar TL geri gelince e, gram gümüşte aşağı geldi. Şu an e, 9.70'lerde tutunmaya çalışıyor. 9.70'lerde tutunursa yarın yine 9.80'leri zorlamaya çalışacaktır. Ve 9.75'lerin üzerinde kapatırsak yükseliş trendi başlama ihtimali bulunmakta diye sizlere özetleyebilirim. Ve bunu da yazıya dökelim. Ons gümüşte düşüş trendi devam ediyor. 22.6 altında. Kaldıkça ee, yarın bir deneme daha gelecektir. Bu noktada bir kırılım gelebilir. Dikkat edelim. Yani 22.6 pivot nokta destek 22.3 22 dolar. Uzak tarafta 21.5 var. Ee, direnç ise 22.6, 22.8 ve 23 dolar. Bugün de gördüğünüz gibi 23.3. Onu da yazalım uzak tarafta. Gram gümüşte düşüş trendi devam ediyor. Ee, 9.75 altında kaldıkça düşüş trendi yarın devam eder. Ee, 970 üzerinde kalmamız olumlu. İlk olumlu durum diyelim. 955 56 hatta desteği çalıştı. Peki destek dirençleri yazalım şimdi. 970 artık bize destek olacak eğer böyle kapatırsak. 960 955 direnç ise 975 980 990 10 ve gidiyor arkadaşlar. Ee, evet gümüş tarafında da özeti yapmış olduk. Gram gümüş e, sinyal tablosunda gösterelim. 10.42'den başlamıştı düşüş trendimiz ve burada en düşük 9 e, 58'leri gördük en düşük. Şu anda 9.72'lerdeyiz. Bu da başarılı olduğunu ben düşünüyorum e, bu sinyalin. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ve şimdi dolar tarafına geçebiliriz. Gümüş tarafında bitirmiş olduk. Evet, dolar TL'de yaptığımız özet burada da gösterelim. Evet, dolar da zayıf düşüş trendi başladı 13.52'den demiştik ve 13.30 ile 13.70 arasında bir süre kalacağız gözüküyor bu kanal kırılmasından. Ee, bu kanal kırılmadan 14 veya 12 TL'ler düşünülmemeli. 13.53 altında kaldıkça da zayıf düşüş trendi devam eder demiştik. Yine aynı özet burada da duruyor. Şimdi arkadaşlar bugün e, şöyle bir temizleyelim. Hatta temiz taraftan bakalım ki karışıklık olmasın. Dün de söylediğimiz gibi bir kanalımız vardı. Bu kanalda bize e, alt tarafta 13.30'lar Alt tarafta 13.30'lar, üst tarafta da 13.70'ler civarında bir bölgeyi temsil ediyordu. Bu kanal kırılmadan hiçbir noktaya gidemez diye sizlere aktarmıştık. Bugün yine 13.50'ler görülse de arkadaşlar anlık olarak tekrardan aşağı geldi. Ve bizim analiz sistemimize göre değerlendirdiğimizde ben burada 13.46 altında kaldıkça bu hafif düşüş trendi diye adlandırdığımız nokta devam eder. Alt tarafta 13.30'ları zorlamaya devam ederiz. 13.30'lar e, hatta 13.13'lerde diyebiliriz alt noktada iğne atabiliriz o noktaları ama e, bizim kanalımız 13.30'lar civarından geçiyor. Gün sonunda veya sabah açılışta genellikle 13.30'lara geri geliyoruz. Üst tarafta da ne zaman 13.70'lerin üzerine çıkmaya çalışsak tekrardan 13.70'lerin altına 13.60'lara bölgesine doğru geri geliyoruz. Ve dün de söylediğimiz şekilde size bir tane çizgi çekmiştim. 13.52'ler bu kanalın orta noktası. 13.52'nin üzerine çıkarsak 13.70, 13.52'nin altına kalırsak da 13.30'lara doğru hatta belki 13.20'lere kadar gitme ihtimalimiz olabilir diye aktarmıştık. Yine onu da şöyle göstermiştik. Evet. Şuradaki gibi. Yapalım. Bu seviyenin üstünü alıp 13.70'e, bu seviyenin altında ise 13.30'u hedeflemek gerekiyor e, traderlar için bu şekilde. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bu bölge e, yani burada uzun vadeli veya e, yüksek kazanç bekleyen arkadaşlar için çok e, bir faydalı bir kanal olmayabilir. Sadece traderlar için dediğim gibi 13 13.50'lerin üstü 13.70, 13.50'lerin altı da burada 13.30'lar kaba rakamları veriyorum. Yine alt tarafta 13.20'lere, üst tarafta da 13.75'lere kadar esnetilebilir bu rakamlar. Peki arkadaşlar burada e, 13 13.46 dolar TL'de 13.46 altında kaldıkça hafif düşüş trende devam eder. Ee, ve 13.30, 13.20 hedeflenir. Kaldı ki bugün 13.29 geldi. Eee destek dirençte de 13.38, 13.33, 13.30, 13.20 13 13 çok fazla bizim destek direncimiz var bu bölgede. 13.45 13 50 13 55 13 58 13 65 13 75 seviyeleri bulunuyor. Yazarken bile yoruluyorum arkadaşlar gerçekten o kadar çok destek direnç var ki. Ama yine de sizler için fayda olacak diye bunları yazmak istedim. 13 den alıp burada 13 den veren vardır belki. 13 satıp 13 den alan vardır. Bilmiyorum 13-13'ten alıp belki 13-70'lerden sata arkadaşlar olabilir. Evet kaydettik ve şimdi borsa tarafına geçelim. Şimdi borsa tarafına geçtiğimizde arkadaşlar böyle bir grafik oluşturmuşuz. Bugünkü borsa kapanışına baktığımızda arkadaşlar burada. 2018 yani 201.800 seviyesi bizim için önemliydi Eğer o seviye aşılsaydı bu noktada 2055 seviyesi yani 205.000'lere doğru bir hareket beklenirdi Ama Arkadaşlar buradaki hareket biraz Güçsüz bir Yükseliş trendinin olduğunu bizim Açımızdan gösteriyor ama Şu trendin kırılması ve halen şuradaki Destek seviyesinin çalışması trendi devam ettiriyor ve dolayısıyla yarın yeniden 200 2000'lerin üzerine kırılmak isteyecektir. kırmak isteyecektir borsa. Halen yükseliş trendi de devam ediyor. Yükseliş trendinin devamı için de burada artık 201.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. ve 2 gün içerisinde de bu 202 binleri kırmamız sonrasında da 205 binlere gitmemiz gerekiyor. Ancak 205 binlerde bir direnç var. Oraya dikkat etmek gerekiyor. 205 binlerden bir miktar geri çekilebiliriz. Buna e, takip edip e, bakacağız arkadaşlar. 5 saatlik grafiğe bakalım. 5 saatlik grafikte birazcık e, kar satışı olabilir diyor. Ama burada yine kritik nokta 201.800 seviyesi. Hem e, daha önceki yakın tepe bölgesi hem de burada 0.618 Fibo seviyesi. Bu seviyenin üzerine mutlaka yarın çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, çıkamazsak aşağı doğru bir geri çekilme beklemek gerekiyor en azından 205 bin yani 2005 seviyesine doğru bir geri çekilme olabilir saatlik bazda bakalım saatlik bazda da bir toparlanma gelebilir yine 201 bin sabah açılışta zorlanabilir tabii dünya borsalarıyla da biraz alakalı evet bu doji hoş değil arkadaşlar bu dojinin devamında bir düşüş gelmişti her zaman öyle olacak diye bir şey yok dojinin devamında yükseliş Gelecek şekilde bir para girişi lazım yarın. Bu para girişi olursa yoluna devam eder borsa, aksi takdirde burada 192 binlere doğru bir yeniden bir düzeltme sürecine girebilir. Bu trend biterek 196 binlerden başlamıştı. Son olarak Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'e geçtiğimizde arkadaşlar burada dünkü yayında demiştik ki. Bakın 38 bin bizim için çok önemli demiştik. Şu turuncu çizgiyle beraber çakışıyordu. O noktadan sonra büyük bir yeşil mum attı ve 38.700 lere sonrasında da bugün 39.300 lere geldik. Ve bu noktada zaten 39 bin seviyesi şu ana dip noktası olduğu için buralara gelebilir. Hatta 42 .000, 43 43000 seviyeleri de potansiyel olabilir demiştik hatırlarsanız. Şu an için 39 binler test edildi. Tamam güzel ama e, burada bizim halen bir potansiyelimiz devam ediyor. E, bu noktada takip etmenizi önereceğim nokta şu 38300 seviyesinin üzerinde kaldıkça tekrardan üst noktaları takip edebiliriz ama 38300'ün altına gelirsek pek hoş şeyler olmayabilir. Bir de şurada şöyle bir formasyon fark ettim. Şöyle bir ters bayrak var. Eğer e, şu 39000 seviyesinden geri dönüp burada da 38 binleri kırarsak şu yükseklik kadar belki aşağı gitme potansiyeli oluşarak 33 bin 34 bin seviyesine tekrardan gelme ihtimali var. Yani şuradaki durumun aynısı arkadaşlar. Yani burada bayrak kadar aşağıymış. Bu da da yine aşağı bayrak kadar inme durumu olabilir. Ben bitcoin açısından halen endişeliyim. Dikkatli olun arkadaşlar stoplara riayet ediniz. Peki burada yayınımızın artık sonuna geliyoruz. Kanalımızı beğenip videolarımızı beğenirseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.